Merhaba, iyi akşamlar herkese. Ben Beste Gürel. Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden yeni mezun oldum. Öncelikle pandemi sürecinde herkese sağlıklı olmasını ümit ediyorum. Tercih dönemi tanıtım günlerimizde kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize devam ediyoruz online olarak. Bu günün ikinci buluşması olan buluşmasında konuğumuz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Orhan Hacı Hasanoğlu. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Sözü Hoş size bulduk Beste, bırakıyorum. Teşekkür ederim. Beste'nin söylediği gibi ismim Orhan Hacı Hasanoğlu. Maskemden dolayı özür diliyorum ama yaşım itibariyle maskemi takmak zorundayım. Baştan bunun için özür diliyorum. Çok merak eden arkadaşlarımız olursa web sayfasında yüzümün görüntüsünü görebilirsiniz. Bu dönemde tanıtımları online olarak yapmaya devam ediyoruz. Beste'nin söylediği gibi bu kapsamda bir sunum paylaşacağım sizlerle ve tabii ki sunum içerisinde karşılaştığınız bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz soru bölümünde chatten ve ayrıca Beste bununla ilgili bilgiyi de size daha sonra aktaracak. Şimdi sunumu paylaşıyorum ve 20 dakikalık bir zaman içerisinde bunu sunumu bitirmeyi planlıyorum. Sonra arkasından sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Söylediğimiz gibi Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığını sürdürüyorum. Bizim fakültemiz üniversitemizin en genç fakültesi, 4 bölümü var ve bu 4 bölümün içerisinde 5 lisans programımız var. Özyeğin Üniversitesi kendisini bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırmaktadır. Bu önemli bir özelliğidir Özyeğin Üniversitesi'nin. Sunumda gördüğünüz gibi Özyeğin Üniversitesi'nin logosunun altında hayatının girişimi var. Yani üniversitemiz girişimci ve yenilikçi bir üniversite aynı zamanda. Dolayısıyla Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de bu bağlamda üniversitesiyle, üniversitesinin vizyonu ve misyonuyla bağlantılı çalışmalar sürdürmektedir. Mimarlık Tasarım Fakültesi'nin içerisindeki bölümler mimarlıkla başlıyor. Mimarlık tabii ki kent ve binalarla ilgili, onların tasarlanması ve inşa edilmesi, yapılmasıyla bağlantılı. Esas olarak zaten bütün bölümlerimiz, programlarımız insanların refahı için iyi çevreler oluşturmak, binalar oluşturmak, mekanlar oluşturmak, mekanların içindeki ekipmanları, kullandığımız ürünleri, insanların kullandığı ürünleri kullanışlı ve konfor şartları içinde kullanmalarını sağlayacak tasarımlar ve üretimler gerçekleştirmek üzerine kurgulanmıştır. Aynı zamanda ikinci bölümümüz olan Beste'nin mezun olduğu bölümümüz iç mimarlık ve çevre tasarımı mekanla ilgilenen, mekanın tasarımı ve inşası ile ilgilenen bölüm. Mobilya, otomobil gibi benzeri ürünlerin üretildiği, seri olarak üretildiği bölüm ve programımız ise endüstri ürünleri tasarımı, endüstriyel tasarımdır. Son bölümümüz ise medya ve fiziki ve dijital sanatsal ürünler ve ortamların tasarımını kapsar. Bu da iletişim ve tasarımı bölümüdür. Dolayısıyla hepsinin içinde tasarım olmasından dolayı tasarım bizi birbirimize bağlayan kavramdır. Bu grafikte gördüğünüz gibi. Burada bu slaytta kontenjanları görüyorsunuz. Bunun üzerine çok durmayacağım. Ancak şunu söylemek isterim. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ndeki bölümler ve programlar İngilizce. Sadece Türkçe mimarlık bölümünün var, programı var. Mimarlık ve endüstriyel tasarım sayısal puanla öğrenci alıyor. İletişim tasarımı sözel puanla öğrenci alıyor.
Son bölümümüz iç mimarlık ve çevre tasarımı ise eşit ağırlıklı puanla öğrenci alıyor. Toplamda 245 öğrenci alacağız. Bu güçlü üniversitenin içerisinde neden Özyeğin Üniversitesi'nin Mimarlık ve Tasarım Fakültesini ve onun bölümlerini ve programlarını seçmelisiniz? Bunlarla ilgili birkaç tane çok temel parametre sizlere, kriter sunmaya çalışacağım. Bunların ilki güçlü akademik kadrodur. Burada gördüğünüz öğretim üyeleri, elemanları tam zamanlı üniversitemizde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin bölümlerinde, bölümleri de görüyorsunuz zaten, bölümlerinde çalışan akademisyenlerdir. Bu bizim için çok önemli, bu güçlü akademik kadro, çünkü daha sonraki parametrelerle veya kriterlerle bağlantılı olarak fakültemizin gücünü ortaya koyuyor. Güçlü araştırma ikinci temel başlık fakültemizde. Gördüğünüz logolarıyla birlikte verilmeye çalışan araştırma laboratuvarları, öğretim üyelerinin araştırmalarını yaptığı ve onları lisans öğrencileriyle ve tabii ki lisans üstü öğrencileriyle paylaştığı laboratuvarlardır. Sanal gerçeklik, medya, yapı malzemeleri ve fiziği, kent ve konut araştırmaları, mekansal sistemler araştırmaları, kentsel morfoloji, kullanıcı deneyimi laboratuvarı, mimari tasarım araştırmaları laboratuvarı ve peyzaj araştırmaları laboratuvarı bu türden laboratuvarlarımızdır. Yanı sıra tabii ki öğrencilerimize hizmet veren dersleri yaptığımız öğrenci laboratuvarlarımız var. Onlarla ilgili bilgiyi de biraz sonraki slaytta sizlerle paylaşacağım fotoğraflarla birlikte. Güçlü mezunlarımızdan söz etmek isterim. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin güçlü mezunlarını nasıl takip ediyoruz? Slaytta gördüğünüz gibi mezunlarımızın kabul aldığı, devam ettiği ve mezun olduğu. Daha önce başlamış olanlar tabii mezun oldular. Şu anda bazıları doktoraya başladı. Bu biraz eski bilgi tabii. Gördüğünüz gibi pek çok yabancı ülkede ABD, İtalya, Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde yüksek lisans yapıyorlar. Aynı zamanda tabii ki burada yer almıyor ama bir taraftan da çok önemli inşaat firmalarında, ürün tasarımcı firmalarda, gayrimenkul firmalarında çalışan ve aynı zamanda kendi firmalarını kuran mezunlarımız var. Mezunları iyi takip etmeye çalışıyorum çünkü mezunlarla ilişki bizim için çok önemli. Bir taraftan da zaten güçlü mezunların fakülteye katkısı çok etkili oluyor. Örneğin geçen yaz yaptığımız araştırma çalıştaylarında, stajlarında mezunlarımız önemli katkıda bulundular bize. Çalıştay yürüterek tabii. Bir diğer konu çağdaş müfredat. Çünkü eğitim, öğretim sırasında güncel bilgiyi elde eden, araştırmalarla elde eden öğretim üyesinin paylaşacağı noktalardan bir tanesi tabii ki derslerdir. Derslerin çağdaş seviyede olabilmesi de bizim önceliğimizdir. Yani güncel konuları yakalamak ve güncel konularda öğrendikleri bilgileri ve kazandıkları becerileri ilk çalıştıkları yerden başlayarak ve geliştirerek veya kendi kurdukları firmalarda bunları uygulayarak başarıyla iş hayatlarını ve kariyerlerini devam ettirmelerini düşünüyoruz. Bu yüzden tabii ki eğitim ve öğretimin derslerle birlikte çağdaş konuları içermesi bizim açımızdan çok önemli. Gördüğünüz dersleri ben tek tek okumuyorum ama her bölümümüzde öncü
ve çağdaş konuları inceleyen derslerimiz var. Bunlar zaman zaman güncel ve firmalarda sürmekte olan çalışmalara doğrudan yeni mezun arkadaşlarımızın entegre olabileceği konular. Özellikle örneğin burada yer alan Virtual Reality Immersive Design konusu, yani sanal gerçeklik ve yapay çevre konusundaki ders ve tasarım etkileşim ve hizmetler için ürün ve sistemlerin tasarlanması dersi yine öncüdür. Çünkü bir taraftan da firmalarda bu konularda yeni ve üzerinde çalışılan konulardır. Gördüğünüz slide 2020 Şubat ayında biten ve taşındığımız Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin Mühendislik Fakültesi laboratuvarları ile birlikte kullandığı binadır. Binanın büyük kısmını Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kullanmaktadır. Bir kısmını da söylediğim gibi o Mühendislik Fakültesi'nin laboratuvarları yer almaktadır. Bina bizim açımızdan güçlü bir fiziksel altyapı oluşturmaktadır. Burada gördüğünüz fotoğraflarda bir öğrenci laboratuvarı, MacLab, Mac bilgisayarın olduğu laboratuvar. Öğrencilerin forum alanı, ki bunlardan 3 adet var binanın içerisinde ve sol alttaki ve üst ortadaki fotoğraf ise öğrencilerin bireysel çalışma mekanlarını, stüdyoları gösteriyor. Biz öğrencilerimizin her birine 7 gün 24 saat kullanabileceği bir çalışma ünitesi tahsis ediyoruz bir yıl boyunca. Sonraki yılda başka stüdyoya geçiyor tabii, başka bir mekana. Ama her öğrencimizin bir çalışma ünitesi var. Bu bizim için çok önemli bir standart ve bu standardı tutturabilmek bizim açımızdan çok önemli. Bu yüzden zaten güçlü fiziksel altyapı diye söylüyoruz. Bir diğer önemli nokta ise güçlü öğrenci hareketliliği. Çok sayıda Erasmus ve Global Exchange dediğimiz Tayvan'dan Çin'e, Meksika'dan Mısır'a kadar değişen ve Güney Kore'ye kadar değişen değişik ülkelerle anlaşmalarımız var. Bunlar Erasmus ve Global Exchange'in listesi. Gördüğünüz gibi İtalya'da çok sayıda okulla anlaşmamız var. Çünkü fakültemizdeki 4 yabancı uyruklu öğretim üyesinden ikisi İtalyan ve arkadaşlarımız Alessandro Hoca ve Luca Hoca İtalya'daki bağlantılarını öğrencilerimiz için kullanıyor. Ayrıca biraz sonra zaten tekrar üzerinde duracağım, mimarlık bölümü için üzerine duracağım bir başka konuyu da gerçekleştiriyor. Avrupa'da gördüğünüz gibi hemen hemen bütün ülkelerle bağlantımız var. Bu bağlantılar lisans seviyesinde olduğu gibi yüksek lisans ve doktora seviyesinde de sürüyor. Aynı zamanda ortak çalışmalar, yani eğitim dışı ortak çalışmalar da bir taraftan yapılıyor. Bilimsel toplantılar, workshoplar gibi. Diğer önemli konu Mimarlık ve Tasarım Fakültesi açısından güçlü sektörel ilişkilerdir. Bunu sağlamak için çeşitli yollar var tabii. Endüstriyel Tasarım Bölümü örneğin çok başarıyla bunu gerçekleştiriyor. Geri gelince üstünde duracağım iki slide sonra. Stajlarımız var sektörel ilişkilerle ilgili olarak. Çünkü öğrencilerimiz staj yaparken ilgili sektördeki firmalarda staj yapıyorlar. 3 stajımız var her bölümde. Bunlar araştırma stajıyla başlıyor ve araştırma stajı 10 iş günü. Her bir bölümümüzde var. Birisinin ismi tasarım stajı ama araştırma yapılıyor orada da. İkinci stajlar daha çok ofisle ilgili olan stajlardır.
ofis sayıları öğrencilerimizin ikinci sınıfta genellikle öğrendikleri ve bir ofise gittikleri zaman rahatlıkla uygulayabilecekleri bütün bilgisayar yazılımlarını firmada firma yetkilisi ya da stajı yaptıran kişiyle bağlantılı olarak yapılmasını sağlar. Bir diğer konu şantiye stajı, fabrika stajı ve stüdyo stajıdır. Bunlar da işin büro stajı daha çok veya ofis stajı daha çok işin tasarım tarafıyla ilgilenirken şantiye veya stüdyo stajı veya fabrika stajı ise tasarlanan şeyin inşa edilmesini, imal edilmesini içerir. Yani biz hem tasarımın firmalarda görülmesini hem de aynı zamanda üretimin de firmalarda görülmesini bekliyoruz. Bu fakültenin güçlü yönleri ve neden Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi fakültesinde olmanız gerektiğini açıklamaya çalıştım size. Tercihlerinizi yaparken düşünmeniz açısından. Şimdi bölümlerde çok kısa birer slaytlık parçalar halinde size bölümlerle ilgili bilgiyi de sunmaya çalışacağım. Sorularınız da daha açılabilir tabii konu. İlk iki bordo renkli background'u olan yazılar bütün bölümlerimizde aynı fakültenin ortak karakteri. Bu birincisi araştırma yapan uluslararası ağlar içinde olan çok güçlü öğretim üyesi kadrosunun olması. Bölümlerimizin hepsinde böyle. İkinci ortak güçlü yön ise güçlü öğretim ve araştırma fiziksel altyapısı. Yani akademik bina 4, biraz önce gösterdiğim slide'da olduğu gibi. Burada hem araştırmaya yönelik hem de eğitim öğretime yönelik laboratuvarlar ve atölyeler bulunuyor. Örneğin maket atölyesi, örneğin dijital maket atölyesi, örneğin seramik atölyesi gibi. Mimarlık bölümünde ise üzerinde durmak istediğim önemli noktalardan bir tanesi uluslararası olmak. Yabancı öğrencilerimiz var, yabancı öğretim üyelerimiz var ve bunlar dünyanın her yerinden başka öğrenciler ve öğretim üyeleriyle beraber yazın özellikle kredili workshoplar yapıyorlar. Yani bir uluslararası workshop yapılıyor. Geçen sene İtalya'da yapıldı. Bu sene tabii ki ancak online yapılabildi. İtalya'da yapılan, geçen sene yapılan çalıştaylarda öğrenciler Sırbistan'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bizim Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri iki değişik şehirde 10 günlük çalıştay yaptılar ve bu 10 günlük çalıştayın sonunda 3 kredilik bir seçmeli ders olarak transkriptlerine işlendi bu ders. Bu bizim için çok önemli çünkü öğrencilerimizin hem yurt dışı deneyimini arttırmak Erasmus'la birlikte hem de bir başka ortamda da öğrencilerimizin uluslararası öğrencilerle birlikte bir problemi çözme becerisini kazanmaları. En son bilgi ise sıralamayla ilgili. Bu YÖK Atlas'tan alınmıştır. Tam burslu kategorisinde İngilizce Mimarlık Bölümü programı vakıf üniversiteleri arasında 3. sırada gelmektedir. İkinci bölümümüz Endüstriyel Tasarım Bölümü. Bu sene ilk defa ismi değişti çünkü bir önceki sene ki değerlendirmelere, başarı sıralarına baktığımız zaman üniversitemizdeki endüstri ürünleri tasarımı olan bölümün ismi bu sene YÖK tarafından Endüstriyel Tasarım olarak değiştirildi. Lütfen tercih yaparken bir önceki sene Endüstri Ürünleri Tasarımı programının başarı sıralarına bakınız. Bu çok önemli çünkü kılavuzda bir önceki senenin puanları ve başarı sıraları görünmüyor. O yüzden web sayfasından bizim
internet sitemizden, çeşitli kuruluşların araştırmalarından bu sıralamalara bakabilirsiniz. Bu ilk ikisini tekrar etmiyorum, aynı çünkü. Endüstriyel tasarım bölümünün çok temel özelliği, farklı sektörler ve sanayi kuruluşlarıyla her dönem işbirliği yapmasıdır. Bu beyaz eşyadan otomobile, gıda sektöründen cam üretimine kadar, mobilyaya kadar çok değişik sektörler içeriyor. Her bir projede öğrenciler sektörden gelenlerle birlikte bir tasarım yapıyorlar ve bunun imal edilmesini, firmalar tarafından imal edilmesini izliyorlar. Çok önemli bir özelliği var endüstriyel tasarım bölümümüzün, programımızın. 3 uzmanlık alanı var. İsteyen öğrenci bu konularda uzman olarak mezun oluyorlar lisans eğitiminden. Bunlar mobilya tasarımı, ambalaj tasarımı, ürün ve sistemler için hizmet tasarımı, yani service design İngilizcesi. Endüstriyel tasarım bölümümüzde, programımızda yine YÖK Atlas'tan alınan bilgidir. Burslu, tam burslusu vakıf üniversiteleri arasında 2. sırada yer almaktadır. 3. bölümümüz iletişim ve tasarımı bölümü. Bunun da ismi değişti bu programımızın da. Çünkü bir önceki sene iletişim tasarımıydı ismi. Şimdi iletişim ve tasarımı oldu. Lütfen onun için de sözel puanla alıyor. Geçen seneki iletişim tasarımı, Özyeğin Üniversitesi iletişim tasarımı puanlarına ve başarı sıralarına bakınız tercihlerinizi yaparken sırayı görmek açısından. Yine ilk ikisini söylemiyorum. Onlar fakülteye ait güçlü yönler. Burada gene endüstriyel tasarımda olduğu gibi 3 tane uzmanlık alanı var. Bunlar oyun tasarımı, yani bilgisayar oyunu tasarımı, sanat yönetmenliği ve tutulabilir medya tasarımı konuları. Tutulabilir medya, yani bildiğiniz üzerinizde taşıdığınız medyanın tasarımı. Bu konularda uzman olarak mezun olabilme şansına sahipler arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. İletişim ve tasarımı tam burslu programındaki sıralama ise vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada programımız geçen yılki değerlere göre YÖK Atlas incelendiğinde görülebilir. Son programımız ise iç mimarlık çevre tasarımı programı ve bölümü. Farklı sektörel kuruluşlarla işbirlikleri yapmakta bölümümüz. Öğrenciler davet edilen değişik sektörlerden kullanıcı ve işletmecilerle tasarımlar gerçekleştiriyorlar. Aynı endüstriyel tasarımda olduğu gibi bu kez sanayi değil de çeşitli sektörlerden gelenler. Örneğin gastronomi alanından gelenlerle lokanta tasarımı gibi çalışmalar yapıyorlar. 1. sırada iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümümüz ve programımız ise YÖK Atlas'a göre gene. Evet, bu benim en son slaydım. Evet, hoş geldiniz. Bir çok kısa size öğrencilerin yapmış olduğu projeleri hızlı hızlı gösteren bir GIF'imiz var. Sevgili araştırma görevlisi arkadaşlarımız hazırladı. Onu sizinle paylaşıyorum. Çok hızlıdır. Orada görünmüyor galiba ama. Evet. Önemli değil. Peki. Çok teşekkür ederim. Göremediniz ama sosyal medya hesaplarına girerseniz fakültemizin, bunlar Twitter, Facebook, Instagram hepsinde dönen görsellerdir. Bu yüzden ben konuşmamı burada bitireyim. 5 dakika daha fazla konuştum. Sizlerden özür dilerim. Beste, sözü sana bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Detaylı sunumunuz umarım aday öğrencilerimize çok yardımcı olacaktır. İlk sorumuza yönelmek istiyorum aslında. Ben şu anda ekranıma bakıyorum. Adaylarımız da oldukça fazla soru sormuşlar. Onlara da teşekkür ederiz bu ilgilerinden dolayı. Şöyle bir soru var. İletişim ve tasarımı bölümü diğer üniversitelerde güzel sanatlar ve iletişim fakülteleri içerisinde yer alırken neden sizde, yani Özyeğin Üniversitesi'nde mimarlık ve tasarım fakültesi içerisindedir, evet, diye sormuşlar. Çok güzel bir soru.
cevaplayabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Peki. Söz sizin. Evet, teşekkür ederim Beste. Şimdi bu çok önemli bir konu çünkü sorulan soruda olduğu gibi çeşitli fakültelerin içerisinde iletişim ve tasarımı bölümü, yani iletişimin tasarımı işi var. Biz fakülte olarak, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak ilk slaytta anlattığım gibi bizi birbirimize bağlayan, fakültenin içindeki programları ve bölümleri bağlayan şey aslında tasarım. Dolayısıyla bizim programımız, iletişim ve tasarımı programı, fakültenin içerisindeki diğer bölümlerle bağlantılı. Örneğin programımızın içerisindeki var olan uzmanlık alanlarından bir kısmı hem iç mimarlık hem de endüstriyel tasarım bölümleriyle ortak çalışmalar yapıyor. Kaldı ki program aynı zamanda VR gibi konularda, yani sanal gerçeklik gibi konularda ise üniversitenin özellikle mühendislik fakültesindeki birimlerle işbirliği yapıyor. Ama esas ayrıcalığı, yani mimarlık ve tasarım fakültesi içinde kurulmasının temel gerekçesi, ki ilk kurulanlardan birisidir. Şimdi var başka fakültelerde. İlk kurulan fakülte, mimarlık ve tasarım fakültesi içindeki bölüm, iletişim tasarımı bölümü bizim bölümümüzdür. Buradaki temel amaç da bütün programın tasarıma odaklı olmasıdır. Diğer programlara baktığınız zaman, çünkü içinde bulunduğu fakülteye özgü olarak farklı konular, örneğin sanata, örneğin iletişime, halkla ilişkilere, reklamcılığa dayanan, ona temellenen programlardır. Bizim programımızda ise tamamen tasarıma odaklanmaktadır. Tabii ki dijital tasarım olduğu için programlama dilleri, programlama, her türlü medyanın tasarlanması, kurumsal kimlik gibi konular, yani web tasarımı, oyun tasarımı gibi konular bölümümüzün programı içinde yer alıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumuz da aslında şu an içinde bulunduğumuz dönemi çok etkiliyor. Pandemi süreciyle ilgili bu eğitim sistemimize dayalı bir sorumuz gelmiş. Önümüzdeki öğrenim döneminde nasıl bir yapıda gerçekleşeceği ile ilgili aslında. Online eğitim ile mi devam etmesi sürüyor, yoksa mimarlık eğitimi bu konuda nasıl etkilenecek, neye evrilebilir? Bunun da hakkında da bir kısacık sizden düşüncenizi alalım. Adaylar, teşekkür ederim Mesut. Gelen adaylarımızın önemli bir kısmından bu sorular geliyor zaten. Tabii ki merak ediyorlar haklı olarak. Geleceğini tahmin etmiştik zaten. Bir çalışma yaptı üniversitemiz, komisyon başkanı, mühendislik fakültesi dekanımız. Görüşüldü bunlar ve çok temel parametreler var, kriterler var. Bu kriterleri olmazsa olmaz kriterler olarak değerlendiriyoruz. Buna bağlı olarak da bir planımız var tabii ki, ama bu plan bazı durumlarda değişen şartlara uyum gösterebilmek için alternatifi de olan bir plan. Kesin değil, öyle söylemek lazım. Çünkü belirli bir zaman içerisinde ne olacağını kestirmek çok kolay değil. Buradaki temel bizim önceliklerimiz, bir kere herkesin, bütün partnerlerin, paydaşların, öyle söyleyeyim, öğrenci, öğretim üyesi, çalışan herkes, üniversitede bulunan herkesin sağlığı en önemlidir. Birinci kriter. Herkesin sağlıklı olabileceği, sağlığını koruyabileceği bir yöntemi tercih etmeliyiz. İkinci parametre ise adil olması. Yani öğrenciler arasında adil olabilmesi ve öğretim üyeleri veya diğer çalışanlar arasında da adil olabilmesi. Üçüncü parametre ise esnek olması. Yani seçenek sağlaması. Farklı kişilere farklı seçenekler sağlaması. Dördüncü parametre ise uyarlanabilir olması. Yani karşımıza çıkacak ani bir durumda başka bir noktaya geçebilmemiz lazım. Bu dört parametre çerçevesinde yapılan şey nüfusu azaltmaktır. Nüfus azaltılacak tabii ki, böyle bir kararımız var. Ve eğer
hepimizin ortak hareket etmesini sağlayan daha üstteki kuruluşlar başka kararlar almazlarsa hazırlık ve birinci dönem öğrencilerin kampüste olmasını düşünüyoruz. Ama bir taraftan da bu öğrencilere bir esneklik sağlamayı da düşünüyoruz. Nasıl esneklik? Gelemeyen veya çeşitli sağlık sorunlarıyla kampüste bulunmasında sakınca olan öğrencilerimiz varsa onlara paralel olarak harmanlanmış denilen yöntemle hem yüz yüze hem de aynı dersin online versiyonu. Bu bir şube açılarak yapılabilir veya ders canlı olarak, yani kampüste yapılan yüz yüze ders canlı olarak yayınlanabilir gelemeyenlere gibi bir yaklaşımımız var. Bunu ne kadar gerçekleştirebiliriz? Sadece bize bağlı değil. Tabii verilecek kararlara da bağlı. Böyle açıklamış oluyor. Çok teşekkür ederim. Biz hazırız yani. Her türlü duruma. Evet. Aslında bu kadar çok konu hakkında düşünülmesi de bir yandan umut verici. Çünkü öğrencileri düşündüğünüz anlamına da geliyor. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Sıradaki adayımız ise mimarlık bölümü akreditasyonu hakkında bilgi almak istemiş. Bu süreç nasıl işleyecek? Birazcık bilgi verebilir misiniz? Tabii. Bilgi vereyim ben size. Teşekkür ederim. Mimarlık bölümünün akreditasyonu için biz fiziksel altyapının belli bir düzeye gelmesi çabası gösterdik. Şimdi gelmiş durumda. Aslında eğitim programımızda ve akademik kadromuzda hazırız, başvuracağız ve akreditasyonu ilk aşamada alacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü benim deneyimlerim, mimarlık akreditasyonu konusundaki deneyimlerim bunu gösteriyor. Ben birçok kez akreditasyon takımlarıyla, kuruluyla çalıştım. Süreci çok iyi biliyoruz. Fakültemizdeki öğretim üyelerinin arasında çeşitli kuruluşların akreditasyonlarında çalışmış olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu kadromuz kısa zamanda mimarlık konusundaki ve diğerlerindeki akreditasyonu alabilir düzeydedir. Evet, böyle açıklayabilirim bu sorunun cevabını. Çok teşekkürler tekrar hocam. Şimdi sorulara devam ediyorum. Bir tane daha önemli soru var aslında. Biliyorsunuz ki aslında mimarlık birçok üniversitede İngilizce şekilde işleniyor. Ama bizim üniversitemizde hem Türkçesi hem de İngilizcesi var. Bunun hakkında bir soru sorulmuş. Bu durum Türkçe ve İngilizcenin aynı anda oluyor olması akademik kadromuz yönünden bir ayrım teşkil ediyor mu? Hayır, etmiyor. Çünkü büyük bir çoğunluğu her iki programda da ders veriyor. Tabii ki yabancı uyruklu öğretim üyelerimiz Türkçe programda ders veremiyorlar ama Türk öğretim üyelerimiz her iki programda da ders veriyor. Örneğin ben her iki programda da ders veriyorum. Aynı dersleri veriyoruz zaten. Sadece seçmeli derslerin bir kısmı fark ediyor. Bazılarında ise hem bir seçmeli derslerin hem İngilizcesi var hem Türkçesi var. Örneğin benim verdiğim dersin hem İngilizcesini hem Türkçesini seçmeli ders olarak sunuyorum öğrencilerime. Uluslararası olmak için tabii İngilizce bir programın olması şart. Çünkü yabancı uyruklu öğrencilerimiz de var. Çok sayıda hem de. Yani üniversitenin programları arasında hatırı sayılır bir yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu yüzden de yabancı uyruklu öğretim üyesi ve yabancı uyruklu öğrencinin olması İngilizce eğitimini bir şekilde, İngilizce mimarlık eğitimini bir şekilde karşımıza şart olarak getiriyor. Bu bir sorun mu akademik kadro açısından? Hayır değil. Kısaca hayır değil diyebilirim. Çünkü hakim olan ve her iki dilde de sürdürebilecek yeterince başarılı ve deneyimli akademik kadromuz var.
Çok teşekkürler hocam. Bu soruyu aslında biraz ben de ekleme yapmak istiyorum. Online tarafta da çok alıyoruz bu soruyu. Türkçe mimarlık okuyor olmak okuyan arkadaşlarımız için bir dezavantaj sağlar mı? Hayır, çünkü ben şöyle düşünüyorum. Gelen adaylara ya da konuştuğum adaylara da öyle söylüyorum. İkisinin arasında çok büyük bir fark yok. Ama tabii ki ilerideki kariyer haritasını uluslararası olmak yönünde çizmiş olan arkadaşlarımız, örnekleri gösterdim. Mezunlarımızın bir kısmı yurt dışında lisansüstü çalışmalar yapmak üzere kendilerine odakladıkları için onun İngilizce olarak gerçekleşmesi lisans programının daha doğru bir yaklaşım olabilir. Akademik çalışacak, yani lisansüstü çalışmalarını devam ettirecek olanlar varsa onların da bir şekilde ya Türkçe programdaysa kendi çabalarıyla yabancı dillerini geliştirmeleri gerekir. Kaçınılmaz olarak zaten bugünkü teknolojik bileşenlerle ve kaynaklarla mutlaka İngilizce öğrenmenin ve konuşmanın ve okumanın yararlı olduğu kesin. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok herhalde. İkisinin arasındaki eğitim açısından bir fark yok. Ancak hedeflenen kariyer açısından bazı öncelikler olabilir. Çok teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuza geçmek istiyorum. Üniversitenizin Avrupa'da diploma geçerliliği var mıdır diye soruyor bir adayımız. Evet, teşekkür ederim. Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi şöyle söylememizde fayda var. Eğer bir program 4 yıllık lisans programıyla lisans mezunlarına diplomayla meslek uygulama yetki ve sorumluluğu veriyorsa bu ne demektir? Bu odalara kaydolup mesleğini bütün yetki ve sorumluluğuyla uygulamak demektir. Yani mimarlar odası gibi, iç mimarlar odası gibi, peyzaj mimarları odası gibi odası olan ve meslek odası olan ve lisans diplomasıyla burada odalara kaydolan ve mesleğini uygulayan arkadaşlarımız var. Bu diplomaların lisans mesleki yetkinlik uygulamasıyla ilgili bir eş değerli olamazlar. Neden olamaz? Yani diğer ülkelerde olamaz. Çünkü diğer ülkelerdeki mesleğe geçiş Türkiye'dekinden farklı. Örneğin İngiltere'de mimarlık için 7 sene eğitim artı staj, 7 senenin içerisinde yani 3 yıl başlayıp sonra 2 yıl, 1 yılı önce 1 yılı sonra olmak üzere pratik, sonra 2 yıl daha eğitim, sonra da sınav var. Bu kadar şeyin içerisinde biz sadece 4 yıllık eğitimle lisans diploması vererek mezun ediyoruz. Dolayısıyla orada bir eşdeğerliğin, meslek uygulaması açısından eşdeğerliğin olması mümkün değil. Ama ne yapıyorlar yurt dışındaki kayıt kurulları? Sizin eğitiminize bakıyorlar ve bu eğitimde yeterli donanımı almış mısınız, onu değerlendiriyorlar. Diploma ekleri bu işe yarıyor. Hangi dersleri aldığınıza ve sonrasında da sınav varsa sınava giriliyor, mesleki yetkinlik alın. Diğer yönden baktığımızda eğer diploma denkliği deniyorsa lisansüstü programlara kabul edilen mezunlarımız diplomalarının denk olduğunu gösteriyor. Yani lisans diplomasıyla her bir yüksek lisans programına kabul ediliyorlar. Dolayısıyla denk. Ama meslek açısından hayır. Çok teşekkürler hocam. Ama bu Türkiye'ye özgü bir durum. Evet, yani sadece bizim üniversitemize değil, Türkiye'deki mimarlık okuyan herkes için aynı şey. Hiç mimarlık okuyan için de aynı şey. Diğer iki programımızın meslek odası olmadığı için onlar da farklı durum. Meslek odası olanlar için böyle. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz evet. Hocam bu cevabınız da için. Umarım adaylarımız için durum netleşmiştir. Bir diğer soruya bakıyorum şu anda. Aslında bu soru beni de çok etkiledi. Çünkü ben de bir mezun olarak yeni açılan fakültemizi pandemi sürecinde deneyimleyemeyen arkadaşlarımız gibiyim.
Bu binamız, yeni binamızdaki olanaklardan biraz bahsetmenizi istemişler. Bir de buradaki açık stüdyo kullanımının tercih edilme sebebi nedir? Bu pandemi sürecinde dezavantajları, avantajları neler olabilir? Evet, güzel. Buyurun hocam, söz sizde. Güzel, teşekkürler. Önce sorunun birinci kısmından başlayayım, ne tür olanaklar var diye. Bir kere slaytta gösterdiğim gibi her öğrencimizin 7 gün 24 saat kullanabileceği stüdyo mekanlarındaki çalışma üniteleri var. Artı üniversitemizin çok önem verdiği çalışma mekanları var. Yani öğrencilerimizin ortak kullandığı, ortak çalışma yapabildiği çalışma mekanlarından AB4'te, yani Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin kullandığı binada 22 adet var. Dolayısıyla çok sayıda öğrencimiz ortak çalışma yapma şansına sahip. Öğrenci laboratuvarları var. 3 adet maket atölyesi var. Maket atölyesi, tasarla yap dediğimiz büyük ölçekli bu maketlerin, hatta prototiplerin yapılabileceği bir atölye. Bir dijital maket atölyesi, ki burada 3D printer, laser kesici ve benzeri makineler var. Dolayısıyla bir tür maker stüdyosu. Ve bir seramik atölyesi var. Yani çamur, çömlek bile yapabilir öğrencilerimiz. Ki kaldı ki ben maket dersi verdiğim dönemde, sen de almıştın. Ben de deneyimledim, evet hocam. Ellerimizi kirletmiştik. Evet, çamurla sanat eserleri, mimari modeller, başka modeller yapmıştık dersimizin içerisinde. Yani şimdi yöneticilik açısından tam olarak da bir devam ettiremiyorum bazı dersleri. Öte yandan açık stüdyo konusuna geldiğimizde dünya artık açık stüdyo tercihine doğru gitmeye başladı. Ben Arkitara'nın düzenlediği bir panelde şunu söyledim. Artık kapalı mekanın içinde, bir odanın içinde tasarım üretmek yerine sokakta, arazinin olduğu yerde, fabrikada veya herhangi bir yerde tasarımı gerçekleştirebiliriz. Çünkü tablet kullanıyoruz, dizüstü bilgisayar kullanıyoruz, hatta belki cep telefonu bile kullanabiliyoruz bir şeyleri görselleştirmek için. Dolayısıyla açık stüdyo herkesin her şeyi aynı anda yapabileceği ve herkesin herkesi görebileceği, dolayısıyla bütün programların aslında etkileşim halinde olduğu bir yer. Yürüsüyle, çalışma ortamıyla. Yani sen bir iç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencisi olarak, şimdi mezunusun ama öğrenciyken, öğrenci olsan, bir İletişim tasarımı öğrencisinin ne yaptığını, nasıl çalıştığını, hangi tasarım problemleriyle uğraştığını çok daha yakından görme şansına sahipsin. İşte jüride öğrencilerin neler söylediğini izlemek şansına sahipsin gibi açık stüdyonun getirdiği olanaklar bunlar. Bence bu çok çağdaş bir yaklaşım. Kaldı ki stüdyo kültürü içerisinde de zaten hem her öğrencinin bir çalışma ünitesi olması, hem de bunun olabildiğince paylaşılması, yani paylaşılması derken yapılan işin paylaşılması, orada yapılan işin paylaşılması çok önemli görülüyor bütün dünyada. Stüdyoyu tercih edenler tabii. Bazı üniversiteler stüdyoyu tercih etmeyebiliyorlar. Daha bireysel hoca-öğrenci ilişkisini, usta-çırak ilişkisi gibi tercih eden üniversiteler var. Türkiye'de sayısı az ama bazı ülkelerde daha fazla. Etkiler mi? Her düzeyde etkileyebilir. Açık olması, kapalı olması, havalandırmasının olması, olmaması, her düzeyde etkileyebilir. Üniversitemiz bir simülasyon gerçekleştirdi hocalarımız. Bu simülasyona göre bir mekanın kapasitesinin, kapalı bir mekanın kapasitesinin %50'si belirli şartlar altında tabii.
doğal havalandırmanın olması durumunda. %50'nin altında kapasiteyle kullanılması salgının yaygınlaşmasını, en bulaşma riskini aza indiriyor. Yok etmiyor tabii ki, aza indiriyor. Bunun için üniversitemizin yönetiminde şunu konuştuk. Eğer biz bir mekanın 1/3'ünü kapasite olarak kullanırsak çok güvenli bir tarafta dururuz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla kampüste nüfusu azaltmak bunun için çok önemli. Özellikle öğrenci nüfusu. Çok teşekkürler hocam. Gene çok açıklayıcı bir cevap oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Diğer bir sorumuz aslında daha önce bahsettiğimiz stajlarımız hakkında. Biliyorsunuz 3 tane stajımız zorunlu aslında stajlarımız olduğundan bahsettiniz. Bir adayımız bu stajlar için anlaşmalı olduğunuz stüdyolar veya şirketler bulunuyor mu diye sormuş. Evet, güzel. Araştırma stajını zaten biz hem açıkladığım gibi mezunlarımızla, yani lisansüstü yapan, yüksek lisans veya doktora yapan mezunlarımızın katkılarıyla ve kendi araştırmalarımız, yani onların yaptıkları araştırmalar ve kendi yaptığımız araştırmalarla biz düzenliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimize bunu sunuyoruz. Hazır. Ofis ve şantiye için veya fabrika için ise evet, her ay bir miktar kesintiye uğradı bir dönem, ama her ay dekanlıktan dekanlığa gelen ya da bilgisini aldığımız stajyerlerini diğer bilgilerle, örneğin iş olanakları, örneğin öğrenci ve profesyonel yarışmaları bülten olarak duyuruyoruz. Bu bülten fakültemizin ikinci bülteni. Birinci bülten genel olarak fakültenin bütün konularını kapsayan, bu ise sadece öğrencilere yönelik olarak yarışma, kariyer, staj bülteni. Bu bültenle yayınladığımız gibi ayrıca eğer süreler kısaysa gelen, dekanlığa gelen ya da bölümlere gelen her türlü staj imkanını öğrencilere sunuyoruz. Anlaşmalı olan staj yeri değil, biz öğrencilerimizin kampüse gelenler görmüşlerdir. Öğrencilerimizin çok iyi CV'ler ve portfolyolar oluşturmasını istiyoruz. Bununla, bu CV ve portfolyoyla ofise, şantiyeye, staja gidecek olan, başvuracak olan öğrencilerimiz rahatlıkla kazandıkları bilgi beceriyle, oluşturdukları CV'yle ve portfolyoyla rahatlıkla kabul edebiliyorlar. En son durumda bizim kendi ilişkilerimiz, inisiyatiflerimiz var. Onları kullanıyoruz. Bölümlerin öğretim üyeleri ve bölüm başkanları. Evet, staj için bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Bu verdiğiniz detaylı bilgiler için. Şu anda çoğu soruyu cevaplama fırsatımız olmadı belki, ama bu arkadaşlarımızın sorularına mail olarak da dönüyor olacağız. Katılımınızdan dolayı da çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet, sevgili arkadaşlarımız, katılanlar, katıldığınız için teşekkür ederim. Ve sizlere bütün Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mensupları, yani öğrencileri, öğretim üyeleri adına selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler.